Evet, çaylar sincap kanı. Buyurun abim. Ne diyorsun lan, tiskinç herif? Ne diyorsun ya? Abi, tavşan kanı deyince bozuluyor çocuklar işte. O yüzden şey ettim ben. Yavrum Beşer, cahil misin, alim misin? Bir türlü çözemedim seni. Kur'an çarpsın bak ya. 50-50'yim abi, her şey gibi 50-50. 50-50 ne oğlum? Kıtı kıtına gibi bir şey abi işte. Selamünaleyküm Aslan Bey. Oo, aleykümselam Rıza abi, hoş geldin. Buyur otur, gel. Hoş bulduk. Oğlum çay kap bakayım Rıza abi, ne çabuk hadi. Hemen abi. Kumaçero, kumaçero. Abi küçükken söylemesi ayıptır. Bunu köyde kartal kapmış. Ondan sonra da düşürmüş. O gün bugündür böyle işte. Bakıyoruz bakıyor, hizmetimizi yapıyor çocuk. Ne diyeceksin yani? Nasılsın abi, iyisin inşallah? Çok şükür. Aslan Bey, işler nasıl, yolunda mı? Çok şükür abi, koşturuyoruz yani. Ne iyi ne kötü, tam ortada diyelim yani. Sizleri sormalarız abi. Vallahi iyi diyelim, iyi olsun be Aslan Beyciğim. Para pul işleri biraz sıkıntılı. Onun haricinde çok şükür. Yani o da şey tabii. Hayırdır abi, para pul işi derken önemli bir şey yok inşallah. Yok, çok şükür. Şu bizim küçük oğlan işleri son dönem çok kötü gitti. Ona biraz sıkıldık işte. Hadi ya. Ticarete bulaştık. Üzüldüm vallahi. Var mı bizim yapabileceğimiz bir şey? Yok, sağ ol. Daha ne yapacaksın? Yıllardır kiranı bir gün olsun geciktirmedi. Geciktirmeyeceğiz tabii abicim. Görevimiz bu yani. Rıza abi, ayıp ediyorsun yani. Yukarıda Allah var. Bir kiracı olarak her zaman memnun kalmışımdır senden. Allah razı olsun. Aman abicim, Allah senden razı olsun yani. Ne kadar iyi bir mal sahibisin. Allah başımızdan eksik etmesin seni. Gelelim sadede. Tabii, tabii. Ben dükkanı satmaya karar verdim Aslan Bey. Ama önce sana haber vereyim dedim işte. Paran varsa sen al. Ne de olsa benden çok senin dükkanın sayılır. 20 senedir buradasın. Orası öyle tabii de benim de bir bakmam lazım hesaba kitaba. Param yeter mi yetmez mi yani? Peki sen niyetli misin Rıza abi? Ne yazık ki. Ama sen de çabuk bak ne olur aslancığım. Bir an önce satıp şu küçük oğlanın borçlarını ödemen lazım. Anladım Rıza abi. En kısa zamanda sana... 9930, 9935, 9940, 9945, 9950, 9955... Arkadaşım niye öyle sayıyorsun? Nazar değer mi diye korkuyorsun paralarına ya? La oğlum, sana konuşma dedim para sayarken. Kafa karıştırıyorsun, unuttum ya. Baştan başlayacağım ya. Sabahtan beri baştan başlıyorsun zaten ya. 35, 40, 45, 50... 55. Bak sen karışmayınca ne güzel sayıyorum hayvan. Kaçta kaldın? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hasan abi, hoş geldin. Paraları niye öyle sayıyorsun oğlum? Saydırmıyor ki bu manda. Durmadan soru soruyor bana, kafam karıştı. Manda, kafayı karıştırma, git bize iki çay getir hadi. Tabii abi, normal çay mı olsun? Normal çay mı var yavrum? Ya öyle değil, yani meyveli çay falan istersin diye düşündüm. Yok yavrum, normal çay olsun benim. Hadi iki çay kap da gel hadi. Peki fincanda mı olsun, bardakta mı olsun? Kovada içeceğim. Oğlum alt tarafı bir çay istedik, pişman etme adamı. Lan çay istiyoruz, anket mi yapıyorsun, çay mı getireceğim belli değil ha. Git hadi bir çay getir, özel bir şey konuşacağım patronunla. Tamam abi, kızma ya, öyle de gidelim hemen. Öyle desen gideriz. Bir problem tamam, yok kızmadım. Yani. Bir şey mi dedim, hadi yürü git. Kızdırma lan Hasan abimi. Ya abi görüyorsun değil mi? Bütün gün ben bununla uğraşıyorum. Çırağın var, derdim var ya. Çok yüz vermeyeceksin ha. Benim gibi uzak ara yapacağım. Hasan abi, hangi rüzgar attı seni buraya? Senden bir ricam olacaktı birader. Rica ne demek abi? Emrin olur senin. Bana emret. Biraz paraya sıkıştım da paraya ihtiyacım var. Paran var mı? Para derken? Bildiğim para oğlum. Oğlum siz bu tapirle birbirinize kan mı veriyorsunuz? Allah Allah. Bildiğin para lan var mı? Borç istiyorum yani. Ha, borç istiyorsun sen. O manada soruyorsun yani. Ne kadar lazımdı? 100.000. Yüzeyim, sonra da bineyim yani. Kubat, bak adamı pişman etme. Zaten zar zor geldim buraya. Harbiden döverim bak seni ha. Ya tamam Hasan abi, kızma. Şaka yaptım ben. Anladım senin derdini. Sen 100.000 lira istiyorsun benden. Var mı yok mu onu söyle. He var. Demin hepsini sayıyordum. Sağ selamı var. Oğlum sen şaka yapmadan duramıyor musun lan? Kaşar. Ya abi ne dedim ki ya? Şaka yapıyorum. Madem öyle gel böyle konuşalım. O ne demek lan? Sana ne kadar lazım abi? 100.000 lira demiyor musun sen? 100.000 lira vereyim sana ama %5 işler bebeğim. Bebeğim mi? Bebeğim. Ben böyle birine borç vereceğim zaman acayip küstahlaşıyorum. Bana bir şey oluyor, ben de anlamıyorum. Tamam birader, ben vazgeçtim. Bırak kalsın, istemiyorum paranı. Tamam. Bunu da konuşmadık aramızda, tamam mı? Ne oldu abi, niye kızdın ki sen? Veriyordum ya bebeğim. Oğlum bak, senden borç falan istemiyorum. Bana öyle bebeğimli konuşma, harbiden kafanı kırarım bak senin ha.
Ha, ne oldu abi? Neye kızdın ki? Otur biraz sohbet muhabbet edelim, konuşalım. Çayın da geliyor. İstemiyorum lan. İstemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum senin. Faizli terbiyesiz. Telaş. Eşeğim ben, eşek kardeşim. Eşeğim yani. Ben biliyordum böyle olacağını. Ne oldu abi? Vermedi mi parayı eşek? Verdi de faiz istiyor ş**k üstüne. Oho, faiz vereceksiniz abi. Bankadan çekeriz, daha iyi yani. Ben de öyle yapacağım zaten. En azından bebeğim demiyorlar bankada, değil mi? Vallahi müşteri mi dedi sana bebek? Yavrum, sana da bir şey anlatılmıyor be. Bir şey paylaşılmıyor. Şu kristallerini aç biraz ya. Pardon ya, demleme çay kalmamış abi. Sallama olur mu? Hüs, ne biçim konuşuyorsun lan sen Aslan abimle öyle? Abi, insanlıkta çıkayım mı? Yok yok, tam sınırda dur. Komatero! Sınırda dur dedi abicim, sınırda dur dedi. Salla demedi ya. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.